Herkese günaydın. Her nereden izliyorsanız hepinize selamlar, sevgiler. Bugün Gili'de çok güzel bir tura katılıyorum. Benim hayalimde olan bir tur. Orayı ilk gördüğümde fotoğraflarda buraya gitmem gerekiyor demiştim. Şimdi ona çok yakınım. Dün o turu 10 dolara aldık. Bugün o tura katılacağım. Burayı size biraz göstereyim. Burası benim kaldığım otel. Çok güzel bir otel. Sabah burada bir kuş sesleri, yani şu anda bile var. Bakın dinleyin. Sabah var ya, yani bildiğiniz konser verdiler, o derece. Çok iyi. Bir de buradaki duşlar böyle açık hava. Duş çok güzel. Evet, burası arkadaşlar, daha önceki videoda söylemiştim, yine tekrar söyleyeyim, belki izlemeyenler vardır. 20 dolar. Burası 20 ile 30 dolar arası değişiyor. Yani tabii sezonda, hızlı sezon ve yavaş sezonda 20-30 dolara, ama şunu da söyleyeyim, kesinlikle değer burada kalmaya. Çünkü denize sıfır. Baya baya sıfır denize. Şimdi göstereceğim tekrar. Çok güzel de bir havuzu var tam böyle denize karşı. Bugünkü tur, onu da söyleyeyim, sabah 9'da başlıyor. Öğlen 2'ye kadar. 5 saatlik bir tur olacak. Baksana, hemen karşısı deniz. Ya konumu çok iyi. Konumu çok iyi abi. Şöyle bisikletlerden herkes var. Bununla geziyoruz. Ben de bundan kiraladım. Eşime de aynı şekilde. Veya yani gideceğiniz zaman da bunlara binebiliyorsunuz. İşte bavul veya çantanız, valiz falan varsa bunlar sizi götürüyor. Morning. Şöyle bakalım buraya. Gün batımı var ya, of of of, süper oluyor burada. Dün var ya, harikaydı. Buraya zaten masalar falan koyuyorlar akşam. Çok güzel. Evet, Gili böyle. Şimdi geç kalmayalım arkadaşlar. Tur olacağı bölgeye doğru gidelim. Hem etrafı da sizlere göstereceğim. Hadi gidelim, başla. Bak, hemen biraz ilerlediğin zaman bizim otele ait burası. Havuz var, bar var, restoran. Hemen karşısı da böyle deniz. Çok iyi ya. Gerçekten yani bu fiyata bu otel çok iyi. Bisikleti buradan kiraladık biz. Böyle ofisleri var. 65 TL arkadaşlar, bir günlüğü. Bak, böyle alabiliyorsun. At arabası geliyor. Evet. Bunlar bak burada bekliyor. İşte otellerden ayrılanları falan, çantaları olduğu için şeye götürüyorlar, limana. Baksanıza, her yerde bisiklet bayağı var.
Bu arada şunu da söyleyeyim. Sahilde akşam gün batımına atlar getiriyorlar. Birbirinden güzel. Onlarla beraber yani gezebiliyorsun ve fotoğraf çekilebiliyorsun. Çok iyi. Yani o da kaç para istiyorlar? 10 dakikası 6 dolar falan diyor. İşte 15-20 dakika şey yaparsan 10-15 dolara kadar çıkıyor. Burası da bir otel havuzu. Buradaki oteller hep böyle havuza karşı, denize karşı böyle manzaralı oluyor. Çünkü zaten denize sıfır, küçük bir ada. Şimdi iki gün oldu buradayım. Şunu da söyleyeyim. Burada araç yok arkadaşlar. Yani kesin o. Araç yok. Motor sadece elektrikli motor var. O da sayıları çok çok az. Bir de böyle atlar ve at arabası. İşte fayton falan var. Başka bir şey yok. Bisiklet tabii bir de. Bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama çok temiz havası var. Tahmin edebiliyorsunuzdur. İnanılmaz. Yani sabah geç yattığım halde sabah saat 6'da kendiliğimden kalktım ve vücudum dinç bir şekilde. İşte bu buranın havasıyla ilgili. Çünkü şey yok. Mazot yok, bir şey yok derken temiz hava. Her tarafımız denizle, okyanusla kaplı. Çok iyi. Burada o dünkü pazar, bir önceki videoyu izlemediyseniz kesinlikle izleyin arkadaşlar. Orada bir pazara gittim akşam. Deniz ürünleri burada çıkarıyorlar, hep balıkçılık yapıyorlar ya. Taze taze arkadaşlar. Taze taze deniz ürünleri. Ha, şöyle fiyatlar burada pahalı. Her şeyde. Yani masaj 2 katı, 3 katı. Yeme içme 2 katı. Pahalı arkadaşlar. Yani Gilyadası pahalı. Hani bir marka olmuş. İnsanlar buraya geliyor. Buraya gelince de ya şöyle başka seçeneğin yok zaten. Vermek zorunda kalıyorsun. Çünkü mesela ulaşımda da aynı şekilde. Dün ulaşıma 6-7 dolar verdik. Sadece 10 dakikalık yol. Tabii ki değmez. O kadar pahalı ama mecbur kalıyorsun çünkü başka bir seçeneğin yok. Yani adada küçük çünkü ya restoran, kafelerin hepsi yüksek fiyat. Yani birisi ucuz, birisi pahalı değil. Şeydeki gibi. Bali'deki gibi. O yüzden buraya gelirseniz bunu da bilin. Pahalı arkadaşlar. Yani Bali'ye göre 2-3 katı pahalı. Ama yani bir günlüğüne, iki günlüğüne gelmeyin derim. Çünkü ya bir 3 gün, 4 gün en az. Bak 3-4 gün en az. Eğer burayı gerçekten yaşamak istiyorsanız. Yani ya zaten o yolculuk o hızlı botlarla çok fena ya. Yani yoruyor adamı. Ya öyle geldiğin zaman da ya kal ya 3-4 gün. Öyle düşünüyorum yani. Biraz daha göstereyim size denizi. Adamın akşam burada gece uyuduğunu düşünsene şurada. O mis gibi. Abi şunu da söyleyeyim. Ya bu son dönemde tabii çok backpacker geldi buraya. Gezginler. Birçoğuyla da görüşüyoruz. Yüz yüze olsun veya sosyal medyadan görüşüyoruz. Bu arada onları çok seviyorum. Yani nasıl desem ya böyle yola çıkmaları, gezmeleri yani backpacker işte kimisi çok genç, kimisi orta yaş, kimisi çok güzel bir mesleğini bırakmış, kimisi hepsinin bir hikayesi var. İnanılmaz insanlar. Çok saygı duyuyorum onlara. Gerçekten çok güzel. Yani standart bir hayat değil de bu hayatı seçmeleri kendime yakın hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Onun dışında burada var ya çadır atılır abi. Ya baksana Hert bak. Gel abi şu ağacın abi çok güzel yani. Burada var ya çadır atılır. Hiç de sorun olmaz. Kimse de bir şey demez abi. Onu da söyleyeyim. Çok rahat bak. Yani burada çadır konusu
İşte sadece ulaşım nasıl olur, uyguna getirebilirse burada kalır, yani gelip burada işte yeme içme olayı da şöyle, tek seçeneğin burada uygun bir şekilde yemek yemek, bu noodle'lar var ya, onlardan alsan yine bir 2 doların falan gider, en uygun şekilde bahsediyorum. Ama yani yemek yemeye kalksan veya şeyse pahalı arkadaşlar, ya onu da söyleyeyim. Ona göre, ama görmeye değer. Yani backpackerler zaten gelip bir gün bile kalıp gidebilecek kapasitede adamlar. Veya kadınlar tabii. Kadın gezginlerimiz de var. Onlara da selam olsun. Hey. Umarım sıkılmıyorsunuz. Hem böyle sohbet ediyorum sizinle, hem de tura katılacağımız yere doğru gidiyoruz. Çok güzel bir yer ya. Ben oraya var ya, ilk gördüğümde fotoğrafta ya buraya gitmem lazım diye içimden geçti. Çok hani öyle bir yer. Bir de dalış yapacağız orada. Dalış dediğim de şeyle beraber, yani ne diyorlar ona? Snowshoe diyorlar burada da. Onu yapacağız. Diğer türlü ben dalmayı da aslında, ya ben küçükken var ya, saatlerce dalış videoları izlerdim böyle. Çok hoşuma giderdi. Ama maalesef yapamam. Çünkü benim sol kulağım delik. Yani çok derine dalamam. Mümkün değil. O yüzden böyle 1-2 metrede ya biraz daha derin olabilir. Bakalım, hatta bugün sorun yaşayacağım onu da bilmiyorum. Bakacağız. Tehlikeleri yiyelim burada. Biraz acıtmaya başladı. Küçük taşlar var. Burada böyle mavi mavi bir yer. Good morning. Kablolara bak. Gili böyle arkadaşlar. Sevdiniz mi Gili'yi? Yorumlara bekliyorum. Nasıl buldunuz burayı? Başka nasıl videolar istersiniz? Fikirleriniz benim için çok önemli. Bunları belirtin. Beğeni ve yorumları unutmayın lütfen. Sizin sayenizde daha fazla kişiye öneriliyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten bu çok önemli. Büyük emekler var bu videoları çekmek için. Umarım zaten çok güzel destek verenler, çok güzel mesajlar yazanlar, hem sosyal medyadan, Instagram'dan, Facebook'tan olsun insanlar var. Ya hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varsınız. Komple bambu ağaçlarından yapılan restoran. İleride de vardı. Çok iyi. Burası bambu cenneti. Yani burada bu tarzda böyle bir mekan yapılması çok mantıklı. Çünkü Bali'yi ve Gili'yi, Endonezya'yı yansıtıyor. Ve ilgi de çekiyor. Oradan geçersek göstereceğim. Akşam buralar, şöyle göstereyim, her tarafta gün batımını izleyen insanlar, yemek yiyenler, oturup bir şeyler içenler, ortam çok iyiydi, çok çok iyiydi. Yani turistler dağılamıyor yani çok fazla, çünkü hani belli, ha burada belli oluyor turistin olduğu. Neden? Çünkü ada küçük, turist de çok var böyle, herkes, ama çok güzel oluyor yani. Aynı eski dönemdeki gibi yoğunluk var. İnsanlar böyle şey, para kazanıyorlar bir de. Güzel yani. Onu da söyleyeyim. Şu anda burada ciddi anlamda çok iyi para kazanıyorlar. Çok iyi. Bali'de turist var ama böyle kalabalık burada, işte bu adanın küçük olmasıyla ilgili burada belli oluyor, gözüküyor. Bali'de gözükmüyor. Çünkü
Bali'de Ubud'u var, Seminyak var, Kuta var, efendime söyleyeyim Kintamani bölgesi var, dağılmış yani turistler. O yüzden fazla belli olmuyor. Burada da böyle masaj olabileceğiniz yerler. Dün sordum bir yere 15-20 dolar. Masajlar pahalı, çok aşırı yani. Bali'de 6-7 dolar oluyorsun. Hem de en iyisi. Şu renge bakın ya. Dibi gözüküyor. Şu turkuaz renk, şu yeşillikler. Yeşillik zaten hiçbir yerde eksik olmuyor Endonezya'da. Yani burası var ya, ben burayı gördüm. 2 günlüğüne geldim ben buraya normalde. Gördüm dün hemen 5 güne çıkardım. Rezervasyon yaptım. Abi gidilmez ya 2 gün sonra ya. Güzel, çok güzel bir yer. Ya burayı bir hissetmek, yaşamak istiyorum yani. O yüzden de siz de geldiğinizde bak 2 gün veya 1 günlük kesinlikle gelmeyin yani. 3 gün, yani minimum 3-4 gün ayırın derim. Benim tavsiyem bu. Bu çocukların okul kıyafetleri. Demek burada okul da var. Tabi burada yaşayan aileler, çalışanlar falan var. Onların çocukları için galiba burada bir yerde okul var. Böyle kıyafetler giyiyorlar. Geç kalmadık değil mi? Bakayım zaten. Ben 15 dakika var. 15 dakika yaklaşık bir 10 dakika yolumuz vardır. Yetişiriz ya. Aslında bisiklet var da ben yürümek istedim. Bisikletle hem kullanarak hem de çekim güzel olmuyor. Böyle hem etrafa bakalım dedim. O yüzden de uzun uzun hani çekiyorum ki şey olsun diye. Buraları görün. Evet bak burada dedim ya. Atlarla fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Hem de fotoğraf değilse bile burada gezebilirsiniz. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat. Burada ileride atlar var ama buraya gelmenize gerek yok. Çünkü zaten sahile hepsi geliyorlar. Bak burada çocuklar. Görüyor musunuz? Okul burada bir yerde. Bunlar hepsi öğrenci. Ha bu arada bu bilgiyi de vereyim. Şimdi çocukların hepsinde başörtü falan var ya, oradan hatırladım. Gili Adası arkadaşlar Müslüman yönetimi altında. Yani Bali Hindu biliyorsunuz. Burası Müslüman. Hatta bu bir gün sessizlik günü Nipi miydi? Bayramı olduğu zaman şeyde Bali'de turistler veya orada hani bir günü boş geçmek istemeyenler Gili'ye geliyor. Çünkü Gili'de o bayram geçerli değil. Çünkü burası Müslüman. Böyle bir durum var. Böyle pembe yapmışlar. Güzel duruyor. Umarım sıkılmıyorsunuz. Uzun uzun çektim. Çünkü ya her zaman Gili'ye mi geleceğiz? Yani uzun çekeyim ki görelim. Siz de görün. Nasıl bir yer? Ortam nasıl? Bunları size karşı tarafa tabii aktarmaya çalışıyorum. Burayı da göstereyim size. Bakın helikopter pisti var burada. Buraya helikopterle de gelebiliyorsunuz. Yani böyle turlar da var. Bali'de helikopter turları da var daha doğrusu. Burayı da göstermek istedim size. Morning. Thank you. Burada surf de yapıyorlar. Surf tahtalarını kiralayabiliyorsun.
şuradan. Ondan sonra burada sörf yapılabiliyor. Ama burası sörfçüler için çok böyle olmazsa olmaz bir yer değil. Daha çok böyle Uluvatu tarafı, bayılıyorlar oraya. Çünkü demek ki ben sörf bilmediğim için bilmiyorum ama oradaki deniz dalgası oraya çok müsait diye düşünüyorum. Oraya çok gidiyorlar. Birkaç daha bölge var. Burada çok yaygın değil ama var. Dediğim mekan buydu. Gece ışıklandırma falan burası var ya, harika. Hep bambu ağacından yapılmış. Baksanıza. Ve doluydu yani. Niye? İlgi çekiyor abi, bak işte böyle yeni fikir. Yani yeni fikir değil de böyle güzel bir yapı yaparsan kendi kendini satıyor zaten. Kendi reklamını yapıyor yani. Çok güzel. Böyle olmalı abi, değil mi? Yani saçma sapan beton yapacağına yapsana böyle bir şey. Zaten Endonezya'da bol. Bir de ustaları da çok iyi bu konuda. Yani baksana ne güzel yapmışlar. Bak iple şey yapmışlar. Görüyorsunuz değil mi bak? Evet geldik arkadaşlar. Tam saatine yetiştim. Yani video çekeceğim diye o kadar çok konuşmuşum ki şey oldu. Son dakika yetiştik. Biletimizi aldık. Komi? Gidiyoruz böyle. Şöyle bir bilet. Burada da hediyelik eşyalar. Okay? Yeah, good. Bunlardan veriyorlar. 42 numara. Bana tam oldu bu. Okay, what's okay. You do? Hello. Morning. Hello. Aldık. Buradakiler de tura katılacak insanlar. Şurası da liman. Göstereyim size. Bütün turistler bununla geliyor. Yani deniz yoluyla geldiğin zaman buradan geliyorsun. Şimdi bizi götürüyorlar böyle grup halinde. Şu anda su geçirmez kabın içine koydum GoPro'yu. O yüzden seste biraz farklı olabilir. Bunu da anlayışla karşılayacağınızı biliyorum arkadaşlar. Böyle gidiyoruz bakalım. Şunları aldık. I give. Already? Yeah, here. How many person? Aa, ayaklarım, terlikleri bıraktım. Aa, fena acıdı. Of. Buradan öyle taş gibi. Biz bununla gidiyoruz arkadaşlar. Şu botla. Böyle sırayla turistleri botlara bindiriyorlar. Grup halinde. Dalış üzerine hediyesi.
dağ manzarası var arkalarda. If you drop it, please, yeah, you can tell us here quickly, yeah. We try to check it, we try to find it. If you find, it's okay, yeah. But if you are not fine, I'm sorry, yeah. I will ask responsibility about something loose, yeah. Or like your mask in a snorkel, yeah. And every spot, yeah, sorry, yeah. Every spot, so many go snorkeling, yeah. I don't want later when you finish snorkeling, you go up. Evet, ilk dalacağımız yere geldik arkadaşlar. Son halim böyle. Şimdi suya atlayacağız. Atlayanlar var zaten. 3 tane noktaya gidip orada dalış yapacağız. Üçünü de size için çekeceğim. O zaman başlıyoruz. Çok yorucu ya. Ve şunları var ya, hemen çıkardım. Hiç yapamadım. Yani çok acayip rahatsız etti. Yani serbest daha iyi yapabilirim. Sıkıntı olmadı. Şimdi iki bölge daha var. Oralara da dalış yapacağız. Çok güzel geçiyor. Biraz yorucu dediğim gibi. Elimde kamera bile. Şimdi herkes tekneye geri geliyor. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Ama çok güzel görüntüler vardı. Çok büyük bir kaplumbağa vardı. Kamera tam olarak çekebildiğimi bilmiyorum ama inanılmaz güzeldi gerçekten. Çok güzel yerler. O zaman birazdan diğer tarafa devam edelim. Hadi. Şimdi bir sonraki dalış yapacağımız yere geldik arkadaşlar. Bakalım burada neler göreceğiz. Az önce çok güzeldi. Burada çok güzel olduğuna eminim. Şimdi motoru durdurdular. Birazdan denize giriyoruz. Hadi başlayalım. Kocaman kaplumbağayı gördük. Çok güzeldi gerçekten. Tam altından geçti şansıma. Evet, devam edelim hadi. Thank you.
Devam edeceğiz. Bir kişi kayıp, onu arıyoruz. Şurada bir yerde, o da geliyor bak. 10 dakikadır bunu bekliyor. Yolunu şaşırmış. Şu meşhur fotoğraf çekilen yer şurası arkadaşlar, ama çok yoğundu. Fazla şey yapamıyorsun yani. Bayağı kalabalık. Ses böyle nasıl, çok merak ediyorum. Sürekli suya girdim çıktım. Umarım iyidir. Birazdan üçüncü yerde tekrar devam edelim. Üçüncü yer olarak buraya geldik. Bakalım. Suyun rengine baksana. Yes. Şimdi tam olarak anladım. Arkadaşlar iki yere gittik, dalış yaptık. Burada şimdi bir saat dinlenme, isteyen yemek yiyor, bir şeyler içiyor. Daha sonra bir yere daha, bir noktaya daha gidip orada da dalış yapacağız. Sonra tur bitiyor. Yani çok iyi ya, gerçekten çok iyi. Sadece 10 dolara 3 yere, ondan sonra böyle, yani yarım gün bir tur. Çok iyi bir tur. Bunu tavsiye ederim yani, eğer gelirseniz zaten bu turu yapmanız gerekiyor. Böyle bu orada isteyen bir şeyler içip yiyor şu anda. Ben de buranın birası olan Bintang, bunu aldım. Böyle çok güzel. Herkes bak oturuyor bir yerlerde. Şimdi birazdan üçüncü yerde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bayağı sallanıyor şu an. Şu anda üçüncü ve en son dalış yapacağımız yere geldik. Suyu berahlığı çok güzel değil mi? O zaman başlayalım. Thank you.
video buraya kadar olsun arkadaşlar. Bu sondu. Şimdi geri sahile döneceğiz. Çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir deneyimdi. İlk defa yaptım. İnanılmaz görüntüler var. Size de göstermeye çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Onu derler biz Big Life, gezip de görelim dünyalar. Sen de kayyurlar, herkes bizden bir yer var. Gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki izler.